Mahmud Abbas'la görüşmesini sordum. Telefon görüşmesini detaylıca anlattı bana. Mahmud Abbas ona uzun uzun teşekkür etmiş. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Sosyalist Enternasyonel'de hem Avrupa Parlamentosu'ndaki Filistin davasına dair çabasının kendileri açısından çok anlamlı olduğunu ve Filistin davasının batıya açılan yüzü olduğunu söylemiş. Bu yüzden çok teşekkür etmiş Özgür Özel'e. Ve sizin konuşmalarınızı takip ediyorum demiş. Hatta konuşma metinlerinden alıntı yapmış. Siz benden randevu istemeyin. Ne zaman isterseniz o zaman gelin. Bizim misafirimizsiniz demiş. O da Özgür Özel de ben sağlık durumum toparlandığında hemen gelmek istiyorum diye cevap vermiş. Ben de kendisine sordum ne zaman diye sordum. Dedi ki TÜSİK kurultayından hemen önce gitmek istiyorum dedi. Hmm. 30 Ağustos'u Dumlupınar'da yapacağız. Büyük ihtimalle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'de olacağım dedi. Bu da önemli bir mesaj doğrusu. Evet. 1 Eylül'de Filistin'de olması. TÜSİK kurultayı meselesini sordum. Burada konuştuğumuz konular da hepsi tabii ki. Dedi ki ön seçim meselesi bizim olmazsa olmazımız. Genel başkanla ilgili bir görev sınırlaması olacak mı dedim. Yani bir önceki 13 yıl yaptı. Ondan sonra dedi ki ben bir söz verdim. Bir genel seçimde başarısız olan genel başkan bırakacak dedim. Ben de başarısız olsam bırakacağım dedi. Milletvekilleriyle ilgili durumu sordum. Dedi ki 2 ya da 3 dönem sınırlaması koymayı düşünüyoruz ama henüz anlaşmadık. Fakat ön seçimle gelenleri bundan ayrı tutacağız. Çünkü bazı insanlar vardı yöresinde sadece yani o yöreyi temsil ediyordur. Ona niye engel olalım dedi. Genel başkanların işte belli sayıda milletvekilliği için kontenjanları varmış. Ben bunu da gençlere ve kadınlara dağıtacağım dedi. Yani bu hakkımı onlara kullandıracağım dedi. Yine röportaj bitiminde vurguladı. Dedi ki hala daha inanmayan varsa yani benim yürümediğime, ayağımdan vurulduğuma, kaçarken yaralandığıma inanmayan varsa kapım açık. Ama sadece Atatürkçülere ve muhaliflere kapım açık, gelsinler röntgenlerimi beraber inceleyelim dedi.